bereketi, mağfireti, hidayeti üzerinize ve üzerimize olsun inşallah. Yine bir iftara doğru programında tekrar birlikteyiz. Böyle güzel bir günde, güzel bir iftar öncesinde inşallah sizler sofralarınızdaki bu güzel sofrayı hazırlarken, böyle çeşit çeşit yemekler hazırlarken bizler de buradayız efendim. Evet, yine kelamların en güzeli olan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle, Mustafa kardeşimizin seslendirecek olduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle programımızın açılışını yapıyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل كل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Allah razı olsun, ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık. Teşekkür ediyoruz Mustafa kardeşimize ve konuklarımız var tabii ki her zaman olduğu gibi, birbirinden özel ve birbirinden iyi insanlarla birlikteyiz inşallah. Evet, kendisini bizler tanıyoruz, bir de sizlere kendisi tanıtsın diyelim. Bizler de sevgili Burak abimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burak Kılınç, İnegöl İHA İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Aslında görev alanım dernekte yetim birimi, su kuyusu ve katarak ameliyatlarıyla ilgili, ancak bizim derneği tanıyanlar bilir. Sahada işler yoğun olduğu için görev alanının dışında görevler alabiliyoruz tabii ki. 2006 yılından beri İHA İniyat'ın yönetim kurulu üyesi. Aslen Kahramanmaraşlıyım. Mesleğimde normal mesleğim, veteriner hekimlik yapıyorum. 2000 yılından beri de İnegöl'de ikamet ediyorum. Evliyim, 3 çocuk babasıyım. Allah başlasın. Allah'ın izniyle hayatımızı sürdürüyoruz. Allah'ın izniyle. Tüm İnegöl'lü kardeşlerime hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yarın Kadir Gecesi. Ertesinde de tabii bayram geliyor. Şimdiden de Kadir Gecelerini ve bayramlarını hayırlı bir şekilde geçirmelerini diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet, yine Eyüp hocamızdan da kendisini tanıtmasını istiyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirsin. Bu arada sizin hoş bulduk. Eyüp Köksal. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Kızım Adresi'nin bu sene geçiş yaptık 5 yıllık merkez yönetim maceramızdan sonra. 2001 yılından beri yine öğretmenim. Bu arada böyle farklı maceralarımız oldu. Farklı yıllarımız.
son dönemde işte biz arkadaşlarla beraber İHA'nın içerisinde koşturmak ve bizim tabirimizle amelilik yapmak için elimizden gelen ne varsa ortaya koymak için çaba sarf ediyoruz. Evliyim, iki tane çocuğum var. Ben de tüm İslam aleminin hem Ramazan'ını hem Kadir gecesini hem de biraz sonra gerçekleştirecekleri iftarların mübarek olmasını temenni ediyorum. Tabii sadece Türkiye'deki Müslümanlar açısından değil, buraya da geliş konumuz, ana konumuz olan özellikle mazlum coğrafyadaki Müslüman kardeşlerimiz için hayırlara vesile olur ve içerisinde bulundukları zulümden Rabbim onları bir an önce kurtarır. Biz de rahat bir nefes alırız Allah'ın izniyle diyorum. Allah razı olsun. Evet, Allah razı olsun hocam. Evet, konu aslında konular böyle çok konu var ama tabii ki özellikle şu an Müslüman aleminin yüreği yanıyor, ciğeri yanıyor, içi parçalanıyor. Hele ki geçen günkü görüntüleri izlettirince hocam içimiz paramparça oldu yani. Şimdi dün akşam bizim de mesela konserimiz vardı. Hani bir şeyler söylemeye çalışıyorsun ama geliyor boğazında düğümcükleniyor bazı şeyler. Fazla bir şey de söyleyemiyorsun. Bu defa söylediğin zaman insanlar da kötü oluyor. Derken kendi içimizde içimizi parçalayıp duruyoruz yani. Ama nereye kadar gider bilemiyoruz. Sizce nereye kadar gider Burak Bey? Şimdi yani nereye varacak bu işin sonu? Tüm dünyada özellikle İslam coğrafyalarında ne yazık ki bir dünya savaşı yaşanıyor. Belki ismi dünya savaşı değil ancak bütün coğrafyalara baktığımızda yangın yeri. Dolayısıyla nereye gideceği sorusunun cevabından öte bizim neler yapmamız gerektiğinin cevabına bakmamız gerekiyor. Biz çünkü gelecekle ilgili sadece plan yaparız. Geleceği belirleme noktasında bir derdimiz yok veya böyle bir yetkimiz yok. Dolayısıyla şu andaki mevcut durum tabii ki en sıcak olan Gazze olayı. Gazze olaylarını görüntülen izleyince hiç kimsenin hangi görüşte hangi durumda olursa olsun bir tepki vermeden durduğunu görmüyoruz. Herkes olumlu olumsuz bu konuya tepki gösteriyor. Herkesin ciğeri yanıyor. Özellikle Gazze'nin sıcak olmasıyla gündemimiz Gazze'ye kaydı. Aslında diğer coğrafyalarda da zulümler devam ediyor tabii ki. Suriye olsun, Irak olsun, Doğu Türkistan olsun, Orta Afrika'daki zulümler olsun. Yani haber alabildiğimiz her yerde zulümler devam ediyor. Yapacağımız şey bilinçli birer insan olmak başta. Biz Müslüman olmak diyorduk genelde ancak bunu yanlış algılıyor insanlar belki biraz. Önce bilinçli birer insan olmak. Bunu neden söylüyorum? Özellikle Gazze olayını sıcağı sıcağına takip eden kardeşlerimiz varsa orada yabancı ülkelerden gelen 70 yaşını aşmış doktorlar var ve kendileri Müslüman değil. Ama insanlık duygularıyla orada hareket ediyorlar. Her ameliyatlarında, her hastayı görüşünde ve her yaralı görüşünde veya bir şehit cenazesini gördüklerinde insanlığının bir kat daha arttığını söylüyorlar. Dolayısıyla bizim öncelikle olaylara insani açıdan bakmamız lazım. Daha sonra da her kim hangi düşünceye, görüşe sahipse kendi görüşü, düşüncesi açısından olayları değerlendirmesi lazım. Yani boş durmamak lazım. Biz ne yaparız diye bir sorunun cevabı aslında herkes kendi cevabını biliyor. Yapmaktan kaçınıyorlar diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir sürü yapacak iş var. Zamanımız yok ve yapacak çok iş var diye düşünüyorum. Evet. En son hocam sayı itibariyle 45 İsrailli askeri ele mi geçirdiler? Yok, hayır. 45 rakamı doğru. İsrail'in resmi olarak açıkladığı 45 terörist İsrail askerinin ölümü söz konusu. Tabii internetten takip ettiğimiz kadarıyla Kassam Tugayların özellikle bizlere ulaştırdığı bilgiler her dakika bu bilgiler ulaşıyor. İşte 10 İsrail askeri öldürüldü, 20-25 tanklar vuruldu tarzında. Resmi rakamlarla gayri resmi rakamlar arasında bir farklılık söz konusu. Ama tabii ne olursa olsun İsrail resmi rakamlarının bile açıklamış olduğu 45 rakamı dün itibariyle büyük bir rakam. Tabii bunun yanında üzücü olan bizlerle alakalı, Gazze'li insanlarımızla, Müslümanlarla alakalı rakamlar söz konusu. Bugün itibariyle, sabah itibariyle 600 şehidimiz var ve 5000 civarında da yaralımız var.
ne yazık ki böyle bir rakamlar içerisindeyiz. Öbür taraf evet bizi sevindiriyor belki. Ha bu arada şu da çok önemli. 45 İsrail askeri sivil ve bununla alakalı savaşan bireylerden bahsediyoruz. Resmi daha doğrusu. Bu taraftaysa tamamıyla sivillerin, özellikle de çocukların oluşturduğu, kadınların oluşturduğu ve masumların oluşturduğu insanların katledilmesinden bahsediyoruz. Bu çok önemli. Aradaki farkı iyi algılamak lazım. Böyle bir durum söz konusu. Tabii vahşet. Resmi rakamların haricinde, ya bu insanlar, özellikle de Gazze'deki insanlar, bugün mesela bir video izledim. Videodaki çocuğa sorular soruluyor yıkılmış bir evin başında. Bu çocuk normalleşmiş bir süreci bizlere anlatıyor. Yani artık alışmış, sanki sıradan bir hayatmış tarzında. Bu hem üzücü hem sevindirici. Yani ölüm ve şehadet diyelim biz buna. Şehadeti her an yakalayabilme adına koşan ve kendisinden, annesinden, babasından, herhangi birisinden, akrabalarından birisi şehit olduğu zaman bununla alakalı çok da üzüntü duymayan ve özellikle de annelerle alakalı bölüm çok önemli. Yani bugün yaşadığımız veya daha önce yaşadığımız, ben çünkü 98'de başörtüsü sürecini, yasağı sürecini üniversite yaşayan birisiyim. Ne yazık ki kendi akrabalarımızın ilk etapta ne işin var senin başörtüsüyle, el alemin başörtüsüyle, sen git okulunu oku ve devlete sırtını daya mantığıyla hareket ettiği o süreci yaşayan birisi olarak, bugünlerde olur ya, nasip olur herhangi birimiz, hani istiyoruz sözel manada, görsel manada istemeye gelince, Gazze'ye gitme imkanımız olsa da koşa koşa gitsek edebiyatını yapan bizler, gerçekten böyle bir fırsat elimize geçtiğinde koşa koşa acaba buraya gidecek miyiz? Akrabalarımız, yakınlarımız, annelerimiz, eşlerimiz, ne işin var Gazze'de? Bırak, onlar zaten mücadele ediyorlar. Sen burada zaten eyleme gidiyorsun ya. Veya işte bağışta bulunuyorsun ya. Bu senin için yeterli değil mi? Edebiyatı bir tarafa bırakın. Mısırlı, Gazze'li, Suriyeli anneler gibi bize kelime-i tevhid işte bağlayıp alnımıza şehadete koş ve benim yüzümü sakın kara çıkarma diyebilecek seviyede miyiz? Bence bizim en büyük problemimiz, Burak abime söylediği gibi, biz ne durumda? Bizim annelerimiz, eşlerimiz, çocuklarımız bizi bu şekilde uğurlayabilecek seviyedeler mi? Biz bence bu seviyeye geldiğimiz an zaten malımızdan, mülkümüzden yeteri kadar inşallah harcarız. Yani böyle bir ailede düşünsenize, herhangi bir eşin, annenin, ya işte biraz daha fazla abartılı yemekleri yedim, arabamız daha iyi olsun, suyumuz daha iyi olsun düşüncesi kesinlikle söz konusu dahi olamaz. Şehadeti göze alan insan, İlk önce başkaları için harcamak, Allah'ın söylediği gibi Allah yolunda malınızı, mülkünüzü sınırsızca harcayın düşüncesine sahip olacaktır. Biz bu aşamaya, bu seviyeye geldiğimiz zaman inşallah Müslüman camianın, ve sadece Müslüman camianın değil, böyle sınırlandırmaya da gerek yok. Nerede mazlum varsa, hiçbirisinin inşallah herhangi bir sıkıntısı kalmayacak. Yahudilerin tek derdi ne? Sadece biz. Müslümanlar da artık, geçen hangi hoca dile getiriyordu, şu an ismini hatırlamıyorum. Geçim derdi dinine sahip olan, bakın din kavramını, sadece geçim derdi dini olarak algılamayan Müslümanlara ihtiyacımız var. Buradan kurtulduğumuz zaman, sadece Allah'a iman ettiğimiz zaman, gerisinin ne kadar boş, anlamsız olduğunu, onlara gereksiz manasında boş, anlamsız demiyorum. Tabii ki hayatımızı sürdürmek için bunlar bizim için de lazım, çoluğumuz çocuğumuz için de lazım. Ama asıl İman etmemiz gereken mevzuyla alakalı, biz hani ayette de beyan ettiği gibi, ey iman edenler, iman ediniz lafzını hayatımıza tatbik edersek çoluğumuzla çocuğumuzla, inşallah Müslüman camiada, mazlum camiada, tüm insanlığın bulunduğu bu camiada herhangi bir problem kalmaz. Ha kalmaz temenni, gerçekten kalmaz mı? O zaman burası cennet olur. Tabii ki zulüm devam edecek ve biz gerçek manada inanan insanların da imtihana devam edecek. Ve bu kıyamete kadar da var olacak bir imtihan. Önemli olan biz ne yapıyoruz? İnegöl'de eylemlerimizde toplanan 100 kişi, 200 kişi, kaç kişi olduğumuzun da ben çok fazla ehemmiyet taşıdığını düşünmüyorum. Biz ne yapıyoruz? Orada birisinin, ben şu sözünü duydum, üzüldüm. Orada olsam kendisine bir şeyler söylerdim. Yetkili birisinin olduğunu duydum. Şov yapıyorlar ifadesi. Veya yürüyüş yaptık işte, gördüm 100 kişiyle, 200 kişiyle. Şov yapıyorlar etraftaki, özellikle İnegöl gibi muhafazakar yerlerde. Bu tarz lafızların dile getirilmesi çok üzücü. Yani bizim ne kadar dindar olduğumuzu aslında gösterir. 250 bin nüfusa sahip İnegöl'ün.
Ha evet, gerçekten de çok yani yardım olsun, bağışlar olsun vesaireyle alakalı. Ama bu olayın bir de tatbikat, fiiliyat boyutu, hayatına uygulama ve sesini bas bas bağırarak dile getirme boyutu var. İnsanlar getirmiyor olabilir, getiremiyor olabilir. Ama en azından getiren insanlara saygılı olmak, onlara da desteklerini ve dualarını dile getirmek zorundalar diye düşünüyorum. Evet. Peki Gazze'de neredeyiz? Burak abi. Yardımlar ne durumda? Şimdi şu anda da yardım gidiyor mu? Allah'a şükürler olsun. Şu anlamda şükrediyorum. Biz İHA olarak ümmetin çalışan kurumuyuz gerçekten. Neden bunu söylüyorum? Bunu tabii ki gösteriş veya böyle büyüklenme anlamında kesinlikle söylemiyoruz. Bunu bizi tanıyanlar, sahada neler yaptığımızı bilen insanlar biliyor. Az önce Eyüp hocamın söylediği cümle tabii ki insan bilmediği içindir. Ben o şekilde değerlendiriyorum. Bir şov yapma gibi derdimiz olsa da biz başka yerlerde şov da yapardık. Şu anda Gazze'de ofisi olan tek kuruluş ne yazık ki İHA kuruluşu yani. Bu hem üzüntü verici, bizim açımızdan gurur verici bir şey yani, kurumumuz adına, ancak dünyadaki Müslümanlar adına sıkıntı verici bir şey. Biz Gazze'de olaylar olmadan önce de oradaydık. Olaylar olduğu andan itibaren de orada çalışıyoruz. 350 bin dolarlık ilaç yardımı yapmışız. Ben biraz rakamları vereyim isterseniz. 250 bin dolarlık da gıda yardımı yapmışız şu ana kadar. Ve yoğun bir şekilde Gazze olayı olduğundan beri İstanbul Vakfımız, vakıf merkezimiz biliyorsunuz. Merkezimizde, özellikle İnegöl'ümüzde de Gazze'yi duyan herkes yardım yapmak için gerçekten seferber olmuş durumda. Ben özellikle bugün iş yerimden bahsedeyim. İş yerimde yüzlerce kişi geldi, Gazze adına bağış yaptı. Yani bu mesela Gazze saldırısı olmadan önce bu kadar yoğun bir ilgi yoktu açıkçası. Dolayısıyla bizim insanımız Allah'ın izniyle yardımlarını yapıyor. Bizim görevimiz de onları yerine ulaştırmak tabii ki. Bu yardımlar yeterli mi derseniz kesinlikle yeterli değil. Çünkü Gazze'de hem insanları katlediyorlar hem de hayat damarlarını kesiyorlar Gazze'nin. Özellikle Gazze'nin biliyorsunuz 3 tane sınır kapısı var. Bir açık hapishane gibi düşünün. Birazdan bir resim de göstereceğiz orada. Bir hapishaneyi düşünün ve bunun giriş çıkış kapısı 3 tane. Bir tanesi biliyorsunuz Mısır'dan açılan bir kapı, Refah sınır kapısı. Ne yazık ki Mısır bunu kapatmış durumda. Hiçbir şekilde açmıyor ve insanları mağdur ediyor. Müslüman bir ülkeden bahsediyoruz güya. Gerçi darbeyle Sisi yönetimi devraldı, ancak Müslüman bir ülke olarak geçen bir ülke olduğu için acı verici. Diğer kapılar da yine İsrail'in kontrolünde olan kapılar. Bir tanesi Kerem Ebu Salim kapısı. Bu kapı da çok önemli. Neden önemli? Bu kapıdan özellikle yakıt girişi var ve acil yardım malzemelerinin girişi var. İsrail de bu kapıdaki özellikle yakıt girişini kapatmış durumda. Yakıt neden önemli İsrail, Filistin'deki, Gazze'deki Müslümanlar için? Özellikle hastaneler biliyorsunuz yaralı dolu ve şu anda yetişmiyor yaralıların tedavisi. Ameliyathaneler, bunların hepsi enerjiyle çalışan. Özellikle yakıt burada bize lazım. Dolayısıyla yakıt girmeyince de oradaki ağır yaralı kardeşlerimizin çoğu şehit oluyor. Diğer kapı da yine İsrail'in elinde ve hiçbir şekilde açmıyor. Acı olan tarafı bu zaten. Yoksa biz İsrail'deki yardımlarımızı Allah'ın izniyle sonuna kadar ulaştırıyoruz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben burada kamuoyu, özellikle bizi izleyenler veya izlemeyenler daha sonra belki internetten takip edeceklerdir. Sürpriz bir şey, ancak ben burada açıklayayım. Kardeşlerimiz zaten hazırlandılar. Allah nasip ederse İnegöl'den iki kardeşimiz de Gazze'ye gidecek yakın bir zamanda. Büyük bir ihtimalle yarın gidebilirler veya başka ertesi gün. Biz çalışmaya çalışıyoruz. Yani elimizden geldiği kadar emanetlerinizi yerinize ulaştırmaya çalışıyoruz. Kardeşlerimizden de bize bu konuda destek vermelerini bekliyoruz. Genel merkezin yine açıkladığı canlı kalkan projesi var. Yavaş yavaş adımlar atıyoruz. Biz yani İHA'yı takip edenler zaten ne yaptığını, nasıl yaptığını çok iyi biliyorlar. İnegöl'de de bu stand kurulacak mı? Allah'ın izniyle onu kuracağız. Onun hazırlıklarını da yapıyoruz. Canlı kalkan dediğimizde şu kardeşlerimize onu izah edelim. Daha önce hatırlıyorlarsa Mavi Marmara'yla bir yolculuk yaptılar. Buradaki amaç Gazze'deki ablukayı, ambargoyu kaldırmaktı. Dediğimiz gibi Gazze açık hava hapishanesi. Hiçbir şeyin giriş çıkışı olmadı. Bir zulüm diyarı oldu.
Dolayısıyla biz buraya dikkat çekme adına canlı kalkan dediğimizde buradaki özellikle konsolosluğun önünde eylemler başladı biliyorsunuz. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde. Biz de Allah nasip ederse böyle başvurular alacağız ve belki yeni bir sefer düzenleyeceğiz. Genel başkanımızın ifadesi de bu yönde. Şu anda planlamalar yapılıyor. Ona hazırlıklı hale geliyoruz biz de. Buradan İnegöl'den de standlar açacağız, başvurular alacağız. Gerekirse de yola çıkacağız tekrardan. Hatta bugün haberimiz oldu bizim de. Kayseri İHA Başkanımız, Allah ondan razı olsun, Ali Tokluman diye bir kardeşimiz var orada, Kayseri İHA Başkanı. 15 gündür bu Gazze saldırısı başladığından beri tüm ailesiyle beraber 20 yaşında bir oğlu var, 19 yaşında bir oğlu var. İsimlerini de analım. Harun 20 yaşında, Talha kardeşimiz 19 yaşında, bir de kızı var Zeynep adında 18 yaşında ve eşiyle beraber, Fatma Hanım'la beraber 15 gündür evde hayatlarının olmadığını, yemek yemediklerini, bu ölümün gelecekse Gazze'de gelmesi gerektiğini ifade ederek bugün sabah namazı itibariyle Gazze'ye doğru yürümeye başladılar. Allah onlardan razı olsun. Allah yollarını açık etsin diyoruz. Yani biz çalışıyoruz. İnsanları da özellikle bize destek vermelerini bekliyoruz. Veya biz gelip bizimle beraber çalışsınlar istiyoruz. Bağışlar noktasında dediğim gibi giderek artan bir bağış var. Allah razı olsun. Yine Ben Bir Sen dediğimiz sendika mensupları İstanbul merkezde iftar düzenleyeceklermiş kendi üyelerine. Bunu iptal ederek 25 bin liralık iftar masrafını getirip Gazze'ye bağışladılar. Yine buna benzer iletişim fakültesindeki öğrenci kardeşlerimiz yine genel merkezime 3.900 TL'lik bir bağış toplamışlar Gazze için. Yapacakları programları iptal ederek. Yani insanlarımız duyarlı. İnşallah bu sıkıntılar en kısa zamanda biter. Biz de bu tür duyarlılıkları en aza indirmiş oluruz. Dolayısıyla Gazze yardımları artarak devam ediyor. Bu sadece duayla yardımda belki olmayacak şeyler. İlerleyen günlerde bizim planlarımız, projelerimiz olacak inşallah. Takip ederlerse haberdar olur kardeşlerimiz diye söylüyorum. Evet, inşallah. Peki hocam, şu andaki gidişat ne? Yani son durum ne? Gelişmeler? İşte biraz önce bahsettiğim gibi ne yazık ki 500 civarı şehidimiz var. 5000 yaralımız var. Buna karşı sevindirici olarak istiyoruz. Terörist askerleri ölümlü bizleri her an sevindiriyor. İçeriye girmekte zorlanıyorlar Gazze'ye. Bunun haricinde bizlerin tabii oraya gidip savaşmayla alakalı bölümü farklı bir mevzu. Bizlere düşen özellikle Gazze'de onlara biz yardımları nasıl ulaştırabiliriz? Maddi anlamdaki yardımlar, gıda yardımları veya ilaçla veya hastaneyle alakalı tarzda buna benzer yardımlar. İşte gidecek özellikle iki arkadaşımız da oradaki yardım bölümünü ilk etapta gerçekleştirebilmek için çaba sarf edecekler. Çünkü o insanlar şu anda herkes kendi derdiyle dertlenmiş durumda. Onlara dışarıdan birilerinin mutlaka müdahale etmesi gerekiyor. İsrail öyle bir devlet ki, öyle bir vahşi, öyle terörist bir devlet ki hastaneleri, okulları bile biliyorsunuz bombalayacak kadar vahşi bir devlet. Onlar için hiçbir şey önemli değil. Evleri bombalayan, Mavi Marmara'daki zivi insanları öldürebilen, şımarıkça, işte dünyanın bu şımarık devletine birilerinin cevap vermesi, onları engellemesi gerekiyor. Bence zaten maddi yardımla alakalı hem İHA nezdinde olsun hem de diğer yardım kuruluşlarımız olsun, Allah razı olsun onlardan, ellerinden geldiği kadar uğraşıyorlar, ortaya bir şey koyuyorlar. Tabii şunu belirtmek lazım. Sadece sıkıntının en üst raddeye geldiği anda biz piyasaya çıkmamalıyız. Her zaman olmalıyız. Yani şimdi ne oldu? İsrail'in saldırısı var. Filistin'de işte belli sayıdaki insanımızı kaybettik. Suriye'de biz bunu 5 günde zaten kaybediyoruz. Her gün yüzlerce insan ölüyor. Katil Esad'ın ve yandaşlarının saldırılarıyla. Ne yazık ki her gün oluyor bu bombalama hadiseleri. Uçaklarla, helikopterlerle bombası kalmadı mı varilin içerisine doldurup insanlar üzerine atmıyor mu? İşte burada Müslüman camia ile alakalı özellikle üzerinde durması gereken hadise var. Siyasi manada da bizim sahada olmamız lazım. En önemli nokta bu. Geri kalan bölümü kimsenin umurunda bile değil. Amerika'nın açıklamasını görüyorsunuz. İsrail'in yanındayız, destekliyoruz. Almanya, geçmişin acısıyla herhalde yapmış olduğu zulüm ki o da şüpheli. İşte Yahudi katliamı ile alakalı beyanatı, Netanyahu'nun İsrail'in yanındayız. Peki İslami camia nerede?
bence üzerinde durması gereken en önemli noktalardan bir tanesi, cılız seslerimiz var sadece birkaç ülke olarak. Onun haricinde sesini bağıra bağıra Venezuela gibi, Şili gibi dile getirebilecek, haykırabilecek ülkemiz ne yazık ki İslami coğrafyada yok. Ne dedi? Venezuela Başbakanı açıklamasıyla beraber İsrail konsoloslarını yurt dışına çıkardılar. Peki burada Türkiye nerede? Arap camiası nerede? Diğer İslami camialar nerede? Bu bir duruştur bakın. Dik duruş. Ne olursa olsun, maddi anlamda nerede olursanız olun, eğer bir dik duruşa sahipseniz, ister okulunuzda olsun, ister işte bulunduğunuz herhangi bir iş yerinde olsun veya ülkenizde olsun, diğerlerinin bu duruşuyla beraber, sizin bu duruşunuzla beraber onların da size yaklaşım tarzı değişecektir. Filistinli çocukları görüyoruz değil mi? İsrail askerlerinin karşısında yumruğunu göstererek onların karşısında dik duruş, hesap sorucu o duruşla beraber, çünkü hakkı savunuyorsunuz. İsmet İnönü'nün sözünü herkes hatırlar herhalde. Bu ülkede haklılar, haksızlar kadar cesur olsa bu ülkede problem kalmaz tarzında. Ya bunu söyleyen kişiye bakın ve sizin ortaya Müslüman camii olarak ortaya koyduğunuz şeye bakın. Biz sesimizi duyurmak için bile sahaya çıkmaktan korkuyoruz. İşte biraz önce Kayseri'deki abimiz, ablamız ve çocukları, bizim böyle de ailelere ihtiyacımız var. Ben buyum, ortadayım ve bu dava, benim davam, bununla alakalı koşturuyorum. Canımı ortaya koyuyorum. Biz yarın canlı kalkan standını açtığımız zaman inşallah, inanın o kadar çok koşturuyoruz ki, yani sen de bilirsin, teraviden sonra sahura kadar, saatlerce süren toplantılarımız ve bizim her gün farklı bir konumuz oluyor. Bitmeyen gündemimiz oluyor. Çünkü İslami camiada problemler asla bitmiyor. Müslümanların problemleri asla bitmiyor. Fakiriyle, fukarasıyla uğraşmanın yanında onun haricinde mazlumiyetle ilgili de siz koşturmak zorundasınız. Yani ben işimi yaptım, gerisi beni ilgilendirmiyor. İşte İnegöl'deki Suriyeliler beni ilgilendirmiyor. Dışarıdakiler beni ilgilendirmiyor. İçeri girenler beni ilgilendirmiyor. Böyle bir lüksümüz yok bizim. Biz yarın kuracağımız canlı kalkan standımıza, o biraz önce bahsettiğim Filistinli Mısırlı anne gibi, anne getirip de alın işte benim oğlum burada. Bunu canlı kalkan olarak eğer Filistin'e, Gazze'ye götürmezseniz size hakkımı helal etmiyorum diyen annelerimizin sayısı arttığında inşallah biz de görevimizi yerine getiriyor düşüncesine sahip olmaya başlayacağız. Ben burada şunu dile getirmek istiyorum Sarak'la kardeşim ayrıca. Eylemlerimiz var. Evet, yardımlarımızın haricinde bu eylemlerden de vaktimiz çünkü daralıyor. İnegöl'e halkımızın haberdar olması lazım. Her akşam bu kan dökülmeye aslında bizim sadece Filistin'le alakalı değil. Mesela bize gelen eleştirilerden en önemlilerinden bir tanesi. Evet, haklı oldukları noktada söz konusu ama dediğim gibi yetişemiyoruz. Bizim Suriye ile alakalı kesinlikle dua nöbetimizin olması lazım. Bizim Doğu Türkistan'la alakalı, Arakan'la alakalı, Mısır'la alakalı dua nöbetlerimizin sürekli gerçekleşmesi lazım. Birileri şov demiş, çok da önemli değil. Önemli olan Allah'ın ne dedi. Öbür tarafta bizim, bize şahitlik edebilecek böyle durumlarımızın, eylemlerimizin olması lazım. Ama dediğim gibi yeterli olamıyoruz, yetişemiyoruz. Bizim de normal hayatımız söz konusu. Ramazan girdiğinden beri hepimiz biliyorsun ki koşturuyoruz. İftarımızı nasıl yaptığımızı, sahurumuzu nasıl yaptığımızı bilmiyoruz. Tüm Müslümanlar bu şekilde olmalı. Yani bu bir eleştiri mi? Birileri üzerine alır mı? Ramazan sokağına yemeğini yediği gibi koşturarak veya AVM'ye koşturan Müslümanların yanında bizim Müslümanların dertlerini de koşturan Müslümanların olması lazım. Akın akın geliyorlar. Standımız da var ve görüyoruz. Sen de biliyorsun. Adım atacak yer yok. Ama işte 100-200 kişiyle biz eylem yapıyoruz. Ramazan boyunca veya kan aktığı sürece ne zamana kadar devam ederse etsin bununla alakalı bir mücadelemiz de olacak. İHA'nın özellikle ana düzenleyici olarak diğer STK'ların da katılmış olduğu saat 21.30'dan 22.30'a kadar, bizim temelimiz gerçi daha da uzatmaktı ama değişik engeller karşımıza çıktı. 21.30'dan 22.30'a kadar saat kulesinin, yani heykelin bulunduğu mekanda biz de bu derdi taşıyoruz ve bizim de bunda mutlaka bir katkımız olsun. Öbür tarafta Allah nazarında, mahşer meydanında hesaba çekilirken bize şahitlik edebilecek, böyle bir derdimiz olduğunu dile getirebilecek bir eylemimiz olsun. Eğer İnegöl halkı istiyorsa, o saatler içerisinde orada olacağız. Neye yarıyor yaptığınız eylem? Bağırmalarınız neye yarıyor? Biz bağırıyoruz. Yani eğer elinizden, hani orada da izlediğimiz videoda Hoca Efendi'nin söylediği gibi,
Ya Coca-Cola'yı boykot neye yarar? Ya sen bir yap diyor. Sana keleş verdiğiniz zaman koşa koşa gidebilecek misin Filistin'e? Hayır, gidemeyeceksin. Arsanı, evini, işini, çoluğunu, çocuğunu bırakabilecek misin? Bırakamayacaksın. O zaman en azından boykotsa boykot, eylemse eylem. Bunu yapabilmelisin. Ne olacak biz oraya toplandığımız zaman? Bu edebiyatı bırakalım. Bunlar işin kolayına kaçmaktan başka bir şey değil. Zor geliyor. Sahaya çıkmak, orada kendi nefsini yenmek ne yazık ki insanlarımıza zor geliyor. Bunu yenip inşallah buradan temenni de bulunuyorum. Tüm İnegöl halkını veya diğer yerlerde nerede bulunursa bulunsun fark etmez. Bugün bir öğrencimin Erdi'ye ailesiyle beraber yazlığa gittiğini gördüm. Ama orada da gitmiş bulmuş ve standı kurmuş. Bununla alakalı, Gazze ile alakalı yardım topluyor. Nerede olduğunuz önemli değil. İstediğiniz kadar Antalya'da olur fark etmez. Hawaii'de olur fark etmez. Siz yeter ki bir şeyler yapmak için çaba sarf edin. Bunu görünce çok sevindim. Evet, İnşallah. İçinizde olsun yeter. Evet, 21.30'da 22.30 arasında tüm İnegöl halkını, kardeşlerimizi, duyarlı olan vatandaşlarımızı oraya bekliyoruz. Orada. Onun dışında da Ramazan Sokağı'nda yine standımız var. Standımız var. Sani Konukoğlu'nda standımız var. İshakbaşı'da standımız var. Artı fitresini ve zekatını özelde Gazze şu an taze olduğu için veya diğer Müslüman coğrafyalarla alakalı tasarrufta bulunmak isteyen tüm Müslümanları Sani Konukoğlu Camii'nin yanında belediye dükkanları 1. kat No 1 İHA İniyat bürosuna bekliyoruz. Elinizden geldiği kadar yardımlarımızı oraya ulaştırmak için, oralara ulaştırmak için çaba sarf edelim. İnşallah. Allah razı olsun. Tam ben de o konuya değinecektim Burak abi, hani fitre konusuna, hani fitre görebilir miyiz yani, bu yönde çalışma var mı? Tabii tabii, şimdi halkımıza duyurmuş olalım. Fitre olsun, zekat olsun, son günler biliyorsun, sadaka olsun. Biz zaten yine bir cümle var ünlü, bizi tanıyanlar biliyor, biz ulaştıramayacağımız bağışı da almıyoruz. Bunu çok iyi biliyor İnegöl halkı, çünkü geçen sene yaşadığım bir olayı anlatayım hemen kısaca. Vaktimiz daraldığı için bir bağışçımız geldi. Artık bayramın son, yani Arefe günü öğleden sonra, biz öğlene kadar aldık bağışları ulaştırabileceğimiz için. Öğleden sonra olduğu için fitreyi almamamız noktasında vakıf merkezimiz uyardı. Tabii insanlarımız bizim biraz son dakika şey olduğu için öğleden sonra gelenlere uyardık. Dedik ki biz fitre almıyoruz çünkü dediğiniz yere ulaştırma şansımız yok. Özellikle geçen sene hatırlarsanız Somali gündemimiz yoğundu. Basında falan çok çıktığı için Somali'ye göndermek istemişlerdi. Evet. Bağışçı bunu duyunca hani para getirmiş almıyorlar. Nasıl bir durum falan, böyle şaşırdılar önce. Daha sonra da bağışlarını artırarak verdiler. Çünkü siz dediler bağışı güvenilir bir şekilde alıp teslim ediyorsunuz. Buradan bu anlaşılıyor. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. İstedikleri ülkeyi gelip bizimle görüşsünler. Gazze sıcak gündem olduğu için Gazze olabilir veya diğer ülkeler olabilir. Biz zaten ulaştırıyorsak paralarını teslim alıyoruz. Biz o konuda çok ciddiyiz. Fitre olur, zekat olur, diğer bağışlar olur. Kardeşlerimiz güvenle teslim edebilirler. Tabii kim hangi yardımda bulunmak isterse tabii, ayrı ayrı sizlerle. Tabii biz onu fonlama yapıyoruz. Ayrı hesaplarınız var o zaman. O önemli. Hatta dün yine bir olay yaşadım. Bir tanesi geldi bağış verdi. Bağışın türü ne dedim, yani zekat mı fitre mi? Önce bağış dedi. Sonra ben ısrar edince ya fark etmiş de zekat dedi. Biraz toplumuz bu konuda şey ama dedim ki zekat ayrı, bağış ayrı. Şimdi çünkü bunların fonlaması ayrı. Mesela tabii. Yetime bağış diyor. İnegöl'deki yetim mi yoksa yurt dışındaki yetimler mi? Aynen, yani biz mi? Bütün ayrıntıları soruyoruz bağışçıya özellikle. Bu çok önemli çünkü. Bu konuda kafalar rahat olsun. Dediğim gibi de yani ulaştıramayacağımız bir şeyse de biz almıyoruz zaten. Onu da izah ediyoruz. Gazze için de yine bu afişi de gösterelim. Daha önce de çıkmıştı bu afiş, ancak yine şu şekilde Gazze ilaç ol şeklinde bir afiş bastırıldı. Allah nasip ederse bunu bütün İnegöl'e biz yaygınlaştıracağız. Kardeşlerimiz özellikle buraya bize ulaşamıyorlarsa, altta küçük bir şeyi de var dikkat ederseniz, yani bağışın azı çoğu çok önemli değil. Önemli olan gönülden çıkan bağıştır bizim için. Sadece cep telefonundan 3072 dediğimiz numaraya, evet, Gazze'ye ilaç ol yazarak mesaj yollarlarsa buradan 5 liralık da bir bağış yapmış oldular. En azından bir kişi orada iftar yapar. Çünkü oradaki kardeşlerimiz bizim gibi yemek değil de ekmek ve suyla iftarlarını yapıyorlar. Onu da bulurlarsa
ya da kafasına düşen bir bombayla yapıyorlar. Onun için buradan destek olalım. Yani İnegöl'ün özellikle imkanı maddi yönde çok fazla. Bize düşen görevleri fazlasıyla yapalım diyoruz biz. Bugün Gazze, yarın başka bir yer. Allah nasip ederse biz onların her türlü sorularına cevap vermeye hazırız. Rabbim yardımcıları olur inşallah. Evet, dualarımızı her zaman için esirgemiyoruz. Özellikle yarın Kadir Gecesi ve Kadir Gecesi'nin önemine binaen bol bol gerekirse uyumayalım ve dua edelim. Değil mi hocam? İnşallah. Evet, bugün de iftara doğru program böyleydi. Son cümlelerinizi de alabiliriz. Tabi Ramazan da bitiyor artık. Evet hocam, sizden başlayalım. Yine buraya kalmayalım. Evet. Yani Müslümanlara hayırlı Ramazanların haricinde İslami coğrafyayla alakalı, mazlumlarla alakalı bol bol koşturabilecekleri bir hayat temenni ediyorum Rabbimden. Bol bol koşturabilecekleri, koşturmak için arzu duyacakları. Çünkü istemedikten sonra sadece bunun söylemle olacağını düşünmüyorum. İsteyeceğiz ve bunun için de çaba sarf edeceğiz. İnşallah Rabbim herkese böyle bir hayat nasip eylesin, şehadeti nasip eylesin. Yani sadece Gazze'deki, Suriye'deki veya değişik coğrafyalardaki insanlar değil. Kendimiz için şehadeti gerçek manada isteyebileceğimiz bir hayat Rabbim nasip eylesin bize. İnşallah. Hayırlı Ramazanlar. Allah razı olsun, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizleri yalnız bırakmadığınız için hocam. Allah sizden razı olsun. Evet, Burak abi. Tekrar tüm kardeşlerimizin Ramazan'ı mübarek olsun. Yarınki Kadir geceleri ve ertesine gelecek olan bayramları şimdiden mübarek olsun. Bütün kardeşlerime ben şunu söylüyorum. Bilgi noktasında Allah'a şükür insanların bilgisi fazla. Bilgileriyle amel etmeyi onlara nasip etsin. İlimlerini artırsın tüm kardeşlerimizin. İşimiz vaktimizden çok diyorum. Nurettin Yıldız hocamın öğretmiş olduğu bir cümle bize bu. Onun için çalışmamız lazım. Hiç durmadan çalışmak gerekiyor. İnegöllü kardeşlerimiz de çalışkan. Çok iyi biliyorum çünkü 2010 yılından bu yana İnegöl hep gelişiyor. Gerilemedi Allah'a şükür. Dolayısıyla bize özelde İnegöl, genelde Türkiye ilgilendirdiği için tüm kardeşlerimiz, bizi duyan duymayan, birbirlerine aktaracak olan kardeşlerimize özellikle imkanımız var. Bunu İman ölçüsünde harekete geçirmemiz gerekir diye söylüyorum. Hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı günler diliyorum. Allah razı olsun. Ayağınıza, yüreğinize sağlık efendim. Evet sevgili Süper Kanal izleyenleri ve sevgili Radyo Geniz SFM dinleyicilerimiz, tabi radyodan da naklen yayın yaptığımızdan dolayı çift taraflı tüm dinleyicilerimize ve izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Ve bugün de iftara doğru programımızın sonuna geldik. Yarın tabii yarın güzel bir gün olacak ve güzel bir iftar programı olacak. Boşnak Camii'nden inşallah canlı yayınla sizlerle birlikte olacağız. Bugün kaçırmadınız bizleri tercih ettiniz. Yarın da inşallah yine tercihiniz bizler oluruz. Yarın yine aynı saatte görüşebilmeyi ümit ediyor ve sizleri Allah'a emanet ediyoruz efendim. Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar.